Namazdan sonra zikir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Farz namazdan çıkınca insanların yüksek sesle zikretmeleri ta Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında var idi. Ben bu sesi işitir işitmez bununla yani zikir seslerinin yükselmesiyle namazdan çıktıklarını anlardım. Buhari Ezan 155 Mezhep imamları tekbir ve zikir ile ses yükseltmenin müstahap olmadığında müttefiktirler. İmam Şafii bu hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daima yapmayıp bazı kereler sahabelere zikrin keyfiyetini öğretmek için cehren zikretmiş olduğunu hamledip namazdan çıktıktan sonra imamın da cemaatin de gizlice zikretmelerini ve talim maksadı bulunursa öğretmek için açıktan zikredilip sonra gizlenmesini tercih etmiştir. Burada İbn Abbas sesli zikir yapıldığından bahsediyor ancak imamlar bu diyorlar efendimizin talim için bazen yaptığı şeydir. Genel olarak zikri herkes kendisi sessiz olarak yapması daha uygundur demişler. Buna benzer bir diğer rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Fakirler Nebi Ekrem'e geldiler ve servet sahipleri en yüksek dereceleri ve devamlı nimet alıp gittiler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Onların fazla malları olduğu için hac ediyor, umre yapıyor, cihad ediyor, sadıka veriyorlar dediler. Yani bedeni ibadetleri onlar da yapıyor ancak fazla da mali ibadet de yapıyor. Fakirler biz yapamıyoruz diye Efendimiz'e gelmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Size bir şey haber vereyim mi ki siz onu yaptığınız takdirde hem bu hususlarda sizi geçmiş olanlara yetişirsiniz hem de sizden sonraya kalanlardan hiçbir kimse size yetişemez. Aynı zamanda içinde bulunduğunuz cemaat içinde en hayırlı insanlar olursunuz. Meğer ki onların içinde size tavsiye ettiğim amelin benzerini yapan biri bulunsun. Her farz namazdan sonra 33'er kere tesbih eder, tahmidde bulunur ve tekbir alasınız. Yani 33. Subhanallah 33 elhamdülillah 33 Allahu ekber. Bunu tavsiye ediyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabi Ravi, Ravi Sümeydî der ki: Aramızda ihtilaf ettik. Bazımız 33 kere tesbih, 33 kere tahmid eder, 34 kere tekbir alırız dedi. Bunun üzerine sormak, sormak için Ravi Ebu Salih'e yerine döndüm. O, her biri 33 oluncaya kadar Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersin buyurdu. Buhari Ezan 155 Sizlerden sonraya kalanlardan maksat, bu ifade hadiste geçen, bu zikri yapmayıp derecelere nail olmakta geri kalanlar demektir en hayırlı olan insanların sadaka veren zenginlerle zikreden fakirlerin toplamı olması daha uygundur. Zira hayırlılık sadece zikreden fakirlere tahsis edilirse, zikrin sadakadan mutlaka eftal olduğunu, olduğuna hükmetmek gerekir ki bu daima böyle olmaz. Fakirlere teselli veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onlara zikir öğretmesinden maksat, zenginleri fakirlerin aşağısına bırakmak değil, mali kudretleriyle ...yetişemeyecekleri sevaplara, yüksek derecelere ve devamlı nimete kolaylıkla yetişebilmelerinin yolunu göstermektir. Maddi olarak yapamadıklarını bedeni olarak, zikirle, dil ile telafi etmenin yolunu gösteriyor. Çünkü bu Allah'ın bir fadlıdır ki onu kim dilerse ona verir. Diğer bir rivayet namazdan sonraki zikirle ilgili. Muğre bin Şube'nin katibi Verrat şöyle demiştir. Muğre bin Şube Muaviye'ye yazdığı bir mektupta bana şöyle imla etti yazdı diye yani demek ki ...kâtip e, katip ve rad katibe yazdırıyor bin Şube. Muaviye'ye mektup yazıyor. Muaviye sormuş. Peygamber Efendimiz'den bana bazı tavsiyeler, hadisler yaz diye Muğne bin Şube de ona yazmış, mektup göndermiş, yazdırmış. Şöyle diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra La ilahe illallah... vahdehu la lâ şerike leh lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani a'tayta ve la muti lima mena'ta ve la minkel ceddu. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudret yeten de O'dur. Allah'ım senin verdiğine mani olabilecek, vermediğini verebilecek yoktur. Servet sahibinin zenginliği ve bahtı senin lütfun ve ihsanının yerine geçip de ona fayda veremez derdi. Demek ki Efendimiz farz namazdan sonra bu duayı okurmuş. Bu zikri selam verip namazdan çıktıktan sonra okumak müstehaptır. Bundan başka okunması müstehap olan zikirler de vardır. Yani başka zikirler de var. Onlar da okunur, onlar da rivayetlerde geçiyor. Bu da o zikirlerden birisi oluyor. Demek ki namazdan sonra zikir yapılmasıyla ilgili bu rivayetler, tesbihatla, dua ile ilgili rivayetleri burada görmüş olduk.